7 seviyesine kadar geldik. Hem de Borsa İstanbul'da da dolardan pozitif olarak etkilendiğini söyleyelim. Tüm bu başlıkları kimlerle konuşacağız? Öncesinde konuklar, sonrasında devam edelim. Murat merhabalar. Uzun süre sonra merhaba diyelim. Evet. İyi yayınlar olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Şimdi Tonguç Bey, biz sizinle bayağı oldu konuşamadık. Diğer programlarımızda, ekranlarda çok sağ olun yorumlarınızı paylaşıyorsunuz. Ama ben doları size sormak isterim. 7.25 seviyesine kadar geldi. Sonrasında agresif bir şekilde düştü. Sanki yönü 7 TL'nin aşağısına gitmesi yönünde. Neden düştü ve bundan sonraki senaryolar ne olması gerekir sizce? Ya açıkçası hani 6.95-7.27 hareketi bir nebze aslında hep birlikte takip ettik. Yani Türkiye'de ekonomik bir değişim olmadan ve özellikle daha önce yurt dışında swap oranlarını biz daraltarak %1'e çektiğimiz manipülasyonu önleme çabalarımızı bu sefer yurt içinde yine 3 yabancı banka nezdinde gerçekleşen birkaç günlük işlemlere yasaklama ve sonra bir serbestlik tanıyarak aslında içeride de bu tip hareketlere izin vermeyeceğimizi göstermemiz sonrasında bir nebze psikolojik olarak, bir nebze doların dünyadaki yatay seyrinden dolayı aslında belki üçüncü ve en önemli neden de yaklaşık 10 gün önce Sayın Uysal'ın, daha sonrasında geçen hafta Sayın Albayrak'ın swap anlaşmalarıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtmesi ve bunun da piyasanın artık bu aşamada biraz daha inanması açıkçası benim nezdinde yani böyle bir yedili seviyelere doğru tekrar geri çekilmesi ve hatta altının test edilmesi gibi bir beklenti var. Dolayısıyla artık kur dalgalanması diyebileceğimiz o gün içi işlem hacimlerindeki daralmayı biz yurt içinde de yaşıyoruz. Ve yurt içinde biraz daha gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'nin aslında kur hareketlerinin normal seyrinde devam edeceğini fakat işte günün marj dışındaki veya olağanüstü bunu tam manipülatif de demek istemiyorum ama yani olması gerekenin üzerinde bir oynaklığa sahip olduğunda bunun üzerinde bir yakın takip olduğunu artık piyasa biliyor. Dolayısıyla üstüne bir de Türkiye'nin döviz pozisyonu ile ilgili veya kısa yönde bunu kullanabileceğini düşünebileceğimiz birkaç swap anlaşması gelirse yani piyasayı rahatlatabilecek. Dolayısıyla burada bence 6.85-7 arasına oturmuş tekrar bir kur görebiliriz. Dolayısıyla benim beklentim de ve piyasanın fiyat göstergesi de biraz bu yönde şekilleniyor gibi duruyor açıkçası. Şimdi vadeli piyasalarda dolar kontratına baktığımda Aralık ayına baktım. Çünkü özellikle birçok analist ya da uzman Tonguç Bey yıl sonunda dolar Türk lirasının en kötümser senaryoda 7.50, medyan tahmini 7.25. İyimser bir senaryo olursa da yani bizim tarafta bir miktar daha cezbedici unsurlar meydana çıkarsa da 6.85-7 bandını öngörmüşlerdi. Aralık vadede bugün 7.48 en yükseği görmesine rağmen şu anda kotasyonlar 7.35'leri gösteriyor. Orada da %2'ye yakın bir kayıp var. Sanki birazcık daha yıl sonu beklentileri de bu şekilde devam ederse iyileşecek bir duruma doğru gidiyoruz. Siz doların agresif bir şekilde yani ederinin bu olduğunu düşünür müsünüz 7.25'lerin? Özetle şunu sormak istiyorum. 7 TL seviyesi aşağısındaki her fiyatlama kalıcı olur mu size göre? Ya şunu söylemek lazım. Şimdi piyasalarda normal baktığımızda arz talep üzerine fiyat gerçekleşir. Doğru mu? Yani siz burada doları 8 lira da bekleyebilirsiniz. Bu yönde bir spekülasyon yapmak için pozisyonunuzu da alabilirsiniz. Ama eğer piyasa bunun tersi yönünde bir hareket gerçekleştiriyorsa da bir zarar oluşur. Yani ben aslında hepimiz yıl içerisinde işte bir enflasyon bazlı döviz hareketine çünkü çok kontrollü gideceğimizi düşünüyorduk bu yıl içerisinde. Ve işte 6.50-6.60 aralığında bir kur beklentimiz vardı. Ama şu an için bence yıl sonu herhangi bir ekonomik veri açısından veya kur açısından da net bir beklenti söylemek çok doğru olmaz. Nedenini şöyle açıklayayım. Yani Mayıs ayındayız, yılın 5. ayının yarısındayız neredeyse. Ve aslında işte koronavirüsüyle ilgili dünyadaki gelişmelerin ne tarafa doğru evrileceğini kestirmemiz tamamen sağlıkla ilgili gelişmelere bağlı. Dolayısıyla bunu bilemediğiniz zaman ben şimdi size işte revize olarak ben 6.50'den beklentimi 7.50'ye çıkarıyorum desem bile
Bunun bir dayanağı olması lazım. Yani burada virüsle ilgili bir bozulmayı, bir ikinci dalga, üçüncü dalga bir riski belirtiyor olmam lazım. Benim böyle bir öngörüm yok, böyle bir bilgim de yok açıkçası. Yani genel anlamda bunu analiz edebilecek bir düzeyde değilim. Dünyada da bunun çok sağlıklı yapıldığını düşünmüyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Yani bir swap anlaşmasının miktarıyla birlikte önemlidir. Gelmesi, bunu piyasa tam olarak yeterli miktarda ve onun kendi oyun alanı içerisinde doğru bir şekilde görürse bizim yeni şeyimiz, rotamız yani şey için diyelim, kur için mesela 6.80 ile 7.05 arasında belki yaz aylarında geçirebileceğimiz bir nokta olabilir. Bundan çok memnun kalınmazsa ve dolar dünyada değer kazanmaya devam ederse de 6.95-7.10 arası olabilir. Dolayısıyla ben tekrar bir kur hareketi beklemiyorum. Özellikle yukarı doğru çok net gün içi böyle 20 kuruşluk hareketler. Ama önümüzdeki 3.5 ay içinde geniş bir bant 6.80 ile 7.10-7.15 arası diyelim. Daha dar bir bantsa 6.90 ile 7.05 arasında gerçekleşecek swap piyasasındaki o hacim genişlemesini Türkiye açısından düşünürsek böyle bir aralıkta beklentim olur. Eylül sonrası yeniden konuşmak lazım. Çünkü burada nasıl bir evrilmeye gidiyor hem COVID-19 hem ülke ekonomileri onun üzerinde tekrar durmak lazım. Dolayısıyla biraz böyle dönem dönem piyasaları değerlendirilmemiz gereken bir sanki yıl yaşıyoruz gibi duruyor Murat. Tonguç Bey tabii uzunca bir süre kurda 7 TL seviyesi test edildi ama sanki işte piyasalarda şepşi konuşuldu. Adam Smith'in o görünmez el teorisi burada gerçekleşiyor mu? Yani kamu bankaları aracılığıyla bir dolar satarak 7 TL üzerine çıkması engelleniyor mu şeklinde. Birçok bana soru da gelmişti ama ben açıkçası 7 TL bu kadar güçlü bir dirençken ve geçirmesi çok fazla istenmiyorken oralarda yeni bir dolar pozisyonlanmanın uygun olamayabileceğini gösterdik. Nitekim işte 7.25'lerden yeniden çok ciddi bir satış geldi. Yani orada biraz daha sanki satış bacağında olmak daha mantıklı gibi bir işlem trade'i vardı. Ama siz yeni bandın eğer bir swap hamlesinin miktarını ve kimle yapıldığına bağlı olarak da 6.90-7.05 bandı öngörüyorsunuz. Peki bu virüs dalgası ortadan kalkarsa ve riski ortadan kalkarsa para illaki riskli varlıklara da gidecek. Türk lirası bu riskli varlıklar içerisinde kendine ön sıradan yer bulabilir mi? Yani 6.90'ın aşağısında da böyle bir senaryoda bir fiyatlama bekleyebilir miyiz Tonguç Bey? Şimdi tamamen aslında Eylül sonrası o değerlendirmeyi yapmamızın nedeni bu olacak. Çünkü Türkiye'de, yalnız Türkiye'de değil yani genel gelişmekte olan hatta bütün dünyada neredeyse para piyasalardan çıkarak Amerikan doları, Amerikan tahvili ve hatta Amerika'ya doğru bir yöneliş esnasında özellikle kriz anlarında. Şimdi diyelim ki her şeyin normale döndüğü, işte ben aslında swap piyasasında biraz daha 6.85-7 aralığındayım ama diyelim ki 1 Ağustos geldi. Şunu hemen ifade edeceğim, beklentimi. Bu arada sen dedin ki hani işte 6.95-7'nin geçinmemesi için bir el olabilir, işte belli bir o noktada hamleler olabilir. Bunu aslında Sayın Merkez Bankası Başkanı Uysal çok net ifade etti. Yani dedi ki rezervlerde zaman zaman dalgalanma olabilir. Biz bunu kur tarafında bir hedefimiz yok ama kur fiyatlarını takip ediyoruz. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Zaman zaman hazine tarafında, zaman zaman belki kamu bankaları tarafında aslında bu dengelenmeyi sağlayacak işlemler biliyorsunuz daha önce Viyop'ta da Merkez Bankası'nın işlemleri dönüyordu. Dolayısıyla artık o tarafta da aslında işlemler döndü. Yani bunu belki bir hani müdahale gibi düşünebilirsiniz ama bu piyasanın doğal döngüsü içerisinde o oynaklığı azaltmak için işte aşağı geldiğinde alış, yukarı gittiğinde satış gibi bir dengelenme hamlesi de bence yaşandığını düşünüyorum. Dolayısıyla yılın geri kalanında eğer Türkiye'den işte devlet iç borçlanma senetleri hisse senedi 7 milyarın üzerinde son 4 ayda bir para çıkışı olduysa Eylül ayına, Ağustos ayına veya Temmuz ayına geldiğimizde dünyada COVID etkisi azaldığında dönüp baktıklarında şunu göreceklerini ben düşünüyorum. Türkiye 2. 3. dalga için sağlık sektöründe bu konuyla çok ciddi bir mücadelesi olan bir ülke. Her şeye rağmen yani tüm işte büyüme istatistiği, CDS istatistiği veya beklentilerine, bütün risklerine rağmen Türkiye
yeniden bu 7 milyar doların bir kısmının işte riskli varlıklara veya gelişmekte olan ülkelere giderken bir siyasi istikrar, bir ekonomik beklenti hikayesi üzerinde yeniden aslında bir şey olabilir. Yani defter üzerinde bir para akımının, fonun akabileceği bir ülke olabilir. İşte o zaman mevcut şartlar içerisinde belki de demek istediğim o Eylül sonrası işte yıl sonunda ne bileyim 6.60 ile 6.80 arası gibi bir beklentiye doğru da gidebiliriz. Bu tamamen ne kadar bir paranın, ne kadar Türkiye'nin kendi hedeflerini doğru ifade edebileceğiyle Türkiye akabileceğinin birleşmesinden olacaktır. Onu şimdiden konuşmak bence biraz yani önden hani tabiri caizse böyle yazı tura atmak gibi olur. O da çok evet. doğru olacağını düşünmüyorum. Ama dediğin gibi o beklenti kuru bir 20 kuruş daha aşağıda hedeflenmeye doğru götürebilir. Tonguç Bey, normalde sonuna geldik. Hatta yönetmenime de son soru demiştim. Bir daha soru sormayacağım ama Burçin'den de yönetmenimden de özür dileyerek size bir soru daha hemen sıkıştırmak istiyorum. Rıdvan Başlık, sizden sonra hemen alacağım. Bu BDDK'nın kararı vardı biliyorsunuz. Üç Kamu Bankası'nın sermayesi 21 milyar Türk lirası milyar. Artırılacak diye. Bankacı hisselerin çok etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Ne dersiniz? Yani genel olarak ben isterseniz işte kamu bankası, ister özel bankacılık nezdinde biraz da Borsa İstanbul'da. Yani bu sermaye arttırma biraz kredi tarafındaki o genişlemeyi de destekleyecek yönde yapılıyor. Ben şu an için bankacılık sektörünün Borsa İstanbul'da bir ivme yakalanmadan, yani yeni paranın da Borsa İstanbul'a giriş yapmadan önce özellikle yabancı kaynaklı biraz daha yatay seyrine devam edeceğini, gün içi yükseliş ve düşüşlerle geçiştirileceğini düşünüyorum. Yani çok oraya para girmiyor. Dolayısıyla bu sermaye arttırmanın ben pozitif olduğunu düşünüyorum ama hani o gördüğümüz hisse hareketlerinin yani çok aşağıları beklemesem de geçici yükselişlerle önümüzdeki 1-2 ay içinde geçip biraz daha yatay devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Tonguç Bey, çok teşekkür ederim bu güzel toparlama için. Yücel Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, Yatırım Dünyası'ndaydı.